Şimdi sokaklar böyle bomboş. Burası sanki biraz sakat bir yere benziyor ya. Çok fazla gece kulübü falan var. Do you wanna drink? Do you wanna drink? Koşeles! Orası kadar. Karaoke barının önünden geçerken dedim ki... Şimdi çıktım hostelden. Ginza bölgesinden gideceğim metroya gidip. Instagram'dan tanıştığım bir arkadaşımla buluşacağım orada. O bölgeyi de onunla beraber gezeceğiz. Belki bir şeyler, belki değil, ben çok acım şu an. Bir şeyler yiyeceğiz. Belki bir röportaj yaparım onunla kısaca, şöyle hani ne işin var buralarda, ne yapıyorsun, Tokyo'da yaşam nasıl vesaire diye. Hani burada yaşayan birinden dinlemek çok daha ilginç olur, hem benim için hem sizin için. Kandırırsam öyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi metroya biniyorum ve doğru Ginza'ya. Ile buluştuk. Beni bir yere getirdi, böyle geleneksel bir yermiş. Açıyoruz menüyü ve hiçbir şey anlamıyoruz doğal olarak. Ya altta ne yazıyor? Doğru yazıyormuş ya, doğru, evet. Ama yani yine de ne bileyim, böyle bakıyoruz işte. Ben tamamen şu an kendimi Melike'nin ellerine bıraktım. O artık ne ısmarlarsa, ne sipariş ederse ondan yiyeceğiz. Üstündeki basın çantanı. Yok yok, ben her şeyi yerim, önemli değil. Sokaklar böyle bomboş. Hem gündüz hem gece dedim bu nasıl Japonya? Ben hep kalabalık biliyorum Japonya. Gördüğüm kadar insanlar birbirlerine çarpıyor, eziyor, geçiyor vesaire. Meğer tatilmiş. Tatil haftasıymış hatta. Ne dönemiydi? Obon. Obon. Ne oluyor Obon? Obon'da herkes kendi evine gidiyor. Kendi ölmüşlerin ruhlarını bekliyorlar evde. He. Peki bütün hafta? Yok, 4 gün falan var. 4 gün. Ve yani iş yerleri falan da kapanmış. O yüzden Tokyo bomboş. Herkes kendi memleketine gitmiş ve boş. Metrolar falan da öyle. Çok kalabalık. Restoranlar erken yani. Kapatıyor falan. Ha, restoranlar da duymuyorsanız tabii erken kapatıyormuş falan filan. Dolayısıyla Tokyo'nun o kalabalık kaos halini pek yaşayamadım. İyi bir şey mi kötü bir şey mi onu da bilmiyorum tabii. Hani hayalimdeki Tokyo'dan birazcık daha farklıydı bile. Bu kadar boş beklemiyordum. Evet, şu an birden karaoke barın önünden geçerken dedim ki karaoke... Karaoke oda burası, bar değil. Karaoke bar değilmiş, karaoke odaymış. Şimdi bu Japonya'da hani Tokyo'da her yerde karaoke bar var dedim ya. Karaoke odaymış ama oda dediğin şimdi bir giriyorsun böyle otel gibi içersin. Bir karar verdik ve dedim karaoke bara gireyim. Hatta Türkçe'de var, Tarkan falan varmış. Bunu vereceğiz kişi başı. Hı-hı. Bir de plus olarak İçecek almamız gerekiyor. Oda için 610 yen veriyormuşuz. Kişi başı. KDV dahil. Şuraya da işte ne bu? Yaşı yazıyoruz. Bir kişi. Ondan sonra... Bir erkek, bir kadın, toplamda iki kişi. Ha, ona göre odayı veriyorlarmış. Böyle bir de şimdi içki seçeceğiz şuradan. Manzarası falan da var. Ya ben bunları böyle normal hani bizim klasik karaoke gibi toplu halde söylenen bir olay zannediyordum. Şimdi böyle iki kişi gidince böyle utanacağım ya. I want to break free.
God knows I want to break free. I'm falling in love. This time I know it's for you. I'm falling in love. It's strange, but it's true. Hey, oh, I want to be free. Oh. Şuradan bir Georgia patlatalım ya. Hele bir Georgia patlatalım. Bunun daha da güzel oluyor. Şu. Bundan mı alayım, öbüründen mi alayım? Hangisi? Hangisinden alayım? Bundan alacağım. Aa yok, zaten yetmiyor. 150'ymiş lan. Aa dur. İnşallah başka param vardır. Dur bakayım, ben 100 lira attım ama. Şimdi. Ne var şuna, şu delikler 50 oluyor. Tamam. Tamam. Şimdi o zaman yine yetmiyor. Neyse tamam hadi, bir 150'ymiş, bundan alayım. Nerede lan? Nereye düştü? As- Nereye düştü bu? Lan şurada araya kaçmış ya. Ödüm patladı abi. Japonya beni az kalsın hayal kırıklığına uğratıyordum. Ulan diyordum, teknoloji devi. Makine nasıl bozuk olur bu ülkede, ama neyse ki araya kaçmış. Bu da bir eksi puan Japonya. Yani böyle olmaması lazım. Burası sanki biraz sakat bir yere benziyor ya. Çok fazla gece kulübü alan var. Yani gece kulübü olması sakatlığı olduğunu göstermiyor da. Sürekli böyle bir gel kardeşim gel diye çağırma durumları var insanların. Yani tekin bir yer gibi değil. Ama sonuçta burası Tokyo, yani ne kadar rahatsız edici olabilir. Yani bir Rio'yu falan düşününce. Do you wanna drink? Do you wanna drink? Drink'ı. Şimdi buralardan gündüz de geçmiştim. Şurada hani şu dükkan var ya, pembe gözüküyor, böyle Angel falan yazıyor. Gayet böyle pandalar mandalar var. Merak ettim, girdim içeriye. Dedim ne burası dışarıdan?
anlaşılmıyor bir şey. Gay masaj salonu dedi. Dedim tamam, thank you, thank you. Neyse, perdeyi açınca bir şey gözükmüyor da gerçi. Just go, take a trip, man. No, thank you. Be free! No, thank you. You're free, bilmem ne. Abi yani şey değil. Az buz değil de bildiğin ısrarcılar bir de. Neyse, şimdi şu gündüz geldiğim yere gideceğim. Golden Gate. Güzel bir bölgeye benziyor. Yani güzel bir bölge değil mi? Küçücük bir yer ama böyle hani küçük tatlı barlar var. Böyle 3-5 kişinin anca sığabileceği barlar varmış burada. Merak ediyorum. All my loving I will send to you. All my loving. Şimdi bugün Melike'nin de dediği gibi tatil haftası olduğu için hakikaten çok boş ya. Yani benim gördüğüm vloglarda falan gördüğüm kadarıyla burası böyle tıklım tıklımdı bildiğin. Çıkılmıyordu yani. Millet omzunu çarpa çarpa geçiyordu ama şu an bildiğin bomboş. Böyle hayal etmiyordum bu sokağı. Bir hüsran abi, hayal kırıklığı yani. Şöyle bir tanesine dalalım bakalım. Yukarı doğru bir çıkayım. Gireceğim ben değil de. Sen ne yapıyorsun burada yerlerde? Ne var ey amca? Şekil. Semt oturuşu yapmışlar ya direkt. Ağacılar, style'lar. Bu evrensel bir oturuş mu acaba? Çözemedim ben, sadece bizim oralara, bizim yöreye özgü diye biliyordum ama. Birçok yerde varmış. Aralara girsem mi? Şuraya şöyle bir bakalım. Hello. Şöyle bir gezeyim. Böyle işte değil mi? Bak, maksimum kaç kişi var burada? 1, 2, 3, 4 kişi. Varım tamam bu şekilde. 4 kişi falan sarılıyor. Burada kaç kişi var? 2, 4, 5 kişi artı bir de barman çocuk. Ne diyorsun? Çocuk. Yani çocuk doğru. Kız zannettim bir anda. Giymiş. Böyle. Şuraya bakalım. Burası güzel gözüküyor. Everybody come to party, come to party. Not tonight. Baksana abi adamlar köşeyi tutmuşlar hep. Abi sokaktan niye şöyle şeyler geliyor? Ne diyorsun acaba? Gerçekten bütün sokağa yayın yapıyor şu an. Ne diyorsun sen? Hakikaten değişik bir ülke burası ya. Koşeles! Orası kadar. Yine bir karaoke bar. Abi zevkli bir şey ya ama tabii hani alışkın değiliz. Biz hep böyle hani topluluk içinde
normal Amerikan tarzı karaoke barlara gittiğimiz için daha bir eğlenceli oluyor böyle. Kimseden utanmıyorsun da. Hani aynı odaya iki kişilik işte. Japonların şeyi daha farklı. Utangaç millet. Gerçekten çok utangaçlar. O yüzden topluluk içinde şarkı söylemiyorlarmış. Kendi arkadaş gruplarında sadece deliler gibi eğleniyorlar. Ama topluluk içinde bu işi yapamıyorlar maalesef. Öyle bir huyları var, canlarım benim. Aha Sega işte, gündüz buraya geldim. Bir saatimi harcadım manyak gibi, yok Pikachu'ları yakalamaya çalıştım. Neyse bu sefer bir daha kanmayacağım. Ama bağımlılık yaratıyor ya, cidden bağımlılık yaratıyor yani. Gülmeyin lan, gürültü yapmayın. Şurada bir şey anlatıyoruz. Benim hostele de geldik. Gazilerde benim hostel. Güzelmiş ya. Yani ben nereden öyle bir izlenime kapıldım bilmiyorum ama Tokyo'yu böyle çok minnoş bir yer diye hayal etmiştim. Halbuki sonuçta koca metropol yani. Buranın da bir seks hayatı var doğal olarak. Bu insanların da bir seks yaşantısı var. Hatta hani daha da ekstrem olduğunu söyleyebilirim. O yönünü hiç düşünmemiştim ama öyle. Çünkü burada hani kadın erkek arasındaki ilişkiler çok soğuk. Yani sokakta falan kesinlikle zaten el ele, hiçbir Japon el ele tutuşurken göremezsiniz. Ama evde falan da öyleymiş. Yani çoğu hemen hemen hiç seks yapmıyor. Ama seks barlar falan inanılmaz talep görüyor. İnanılmaz pahalı ve acayip talep görüyormuş. Yani insanlar oraya geliyor. Yabancı kadınlarla her türlü şey yapıyor ama kendi karşısında bunu yapamıyor. Ayıp olarak görüyormuş herhalde bunu. Yani şeyi tavsiye ederim. Netflix'te var. Christian Amanpour'un Sex and Love diye bir serisi var. Oradaki Japonya bölümünü ben muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Japon insanının hani anlayışına, zihniyetine dair çok şey var orada. Gerçekten çok güzel bir belgesel. Ki diğer bölümlerini de tavsiye ederim. Mesela Berlin var onun. Berlin olan da çok güzeldi. İşte Hindistan'ı izlemiştim. O da çok güzel. Yani bu kültürlerin seks hayatlarına bakış açısını anlatıyor ve hakikaten tavsiye edebileceğim bir röportaj. Araya da bir reklam sıkıştırmış olduk. Bakın gündüz de görmüştüm burada, bu bölgede bayağı bir evsiz var bu arada. Hani onu da hiç düşünmezdim mesela. Hiç Tokyo'da hani böyle zengin bir şehirde evsizlerin olabileceğini pek düşünmezdim. Ama sonuçta metropol yani burası abi, olacak. Her şey olacak. Ben de işte öyle saçma bir sevimlilik izlenimi doğmuş. Hep işte o animelerden kaynaklanan bir şey. Animeler, mangalar, o Japon şarkıları. Mini 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 diye şarkı söyleyen tiplerden kaynaklanan bir şey ama halbuki dediğim gibi koca bir metropol. Çok konuştuk. Girelim artık hostelimize. Şuradan asansöre basacağız. 8. kat. Şuraya da çağıralım. Zaten çağırmış biri. Hello. Oh, klima. Yani var, o kadar sıcak ki. Çok yorgunum. Şu an daha yüksek konuşamıyorum çünkü herkes uyuyor. Gecenin ikisi. Bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz.